Değerli arkadaşlar merhabalar, Mustafa Karaca kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Mustafa Karaca kanalında oluşturduğumuz Creo eğitim setiyle alakalı bilgilendirme yapacağız arkadaşlar. Çok da fazla uzun tutmadan eğitim seti içeriğinde neler var, sizlerle neleri paylaştık birazcık bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle şöyle çok kısa ben bir toparlayacağım arkadaşlar. Yani Creo Parametric ile alakalı çok kısa şöyle bir bilgi vereceğim. Creo Parametric programı nasıl SolidWorks öğreniyorsunuz, CATIA öğreniyorsunuz bir tasarım programı arkadaşlar. Ancak bu programı bilmeyen arkadaşlarla çok fazla karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü piyasada bir SolidWorks AutoCAD kadar kullanılmayan bir program. Ancak kullanılmayan bir program derken bu kötü bir program olduğu anlamına gelmiyor. Pahalı bir program. Bunun yanında da bir SolidWorks'e, AutoCAD'e göre programı bilen sayısı az. Kullanan firma sayısı şu anlık az. Örnek veriyorum, eğitim setini hazırlayan birisi olarak söylüyorum. İzmit'te ikamet etmekteyim. İzmit'te birçok firma, hatta Gebze taraflarında birçok firma Creo Parametric programını kullanmakta arkadaşlar. Örneğin Sakarya'da yine Adapazarı'nda kullanan firmalar var. Dolayısıyla şöyle basit bir örneklendirme yapabiliriz. Etrafta sağda solda duydunuz mu bilmiyorum. Nasıl diyorlar işte mekatronik mühendisliği bundan 5 yıl sonrasının, 10 yıl sonrasının asıl mesleği olacak gibi. Ben de eminim ki bir 3 yıl sonra, 5 yıl sonra Creo Parametric programı da böyle SolidWorks, AutoCAD gibi kullanılan bir program olacak. Çünkü program içerisinde arkadaşlar özellikle analiz modülünde çok hızlı çözümlemeler alabiliyoruz ve verimli sonuçlar elde edebiliyoruz. Mesela Ansys'te güzel bir analiz programı ama Creo Parametric'te daha hızlı sonuçlar alabiliyoruz. Program içerisinde 2B çizim model, 3B katı, montaj, teknik resim, yüzey modelleme, CAM modülü, kalıpçılık modülü, analiz modülü olmak üzere programın birçok modülü mevcut. Peki biz bu eğitim içerisinde nelere yer verdik? Hemen ondan bahsedeceğim. Dolayısıyla tabii ona geçmeden önce de şunu söyleyelim arkadaşlar. Creo Parametric programı bundan çok daha önce, örneğin bir 10 yıl öncesi Pro Engineer diye bilinen bir programdı. Sonrasında Creo Parametric adını aldı. PTC Creo Parametric diye geçer. Bununla alakalı programı yüklemek isteyen arkadaşlar YouTube'da aratabilirler. PTC Parametric, Creo Parametric kurulumu ya da indirme şeklinde aratırsanız çok anlaşılır detaylı videolar karşınıza çıkacaktır arkadaşlar. Kurulumuyla alakalı eğitim seti içeriğinde bir bilgi yok. Bunun yanında da yanılmıyorsam 2 versiyonundan başlayıp 9 versiyonuna kadar Creo Parametric'in versiyonları var. İşte Creo Parametric 2, 3, 5, 6 şeklinde. Biz Creo Parametric 7.0'da çizimler yaptık. Eğitim setini bu versiyonda anlattık. Yine bu konuda bilginiz olsun. Şimdi eğitim seti içeriğinde neler var? Bakın open diyorum arkadaşlar. Şöyle ilgili klasörüme geliyorum. 2B çizimler yaptık. Bu eğitimde 2B çizim komutlarını önce detaylı bir şekilde anlattık. 2B çizimler yaptık. Bunun yanında 3 boyutta yani katı modelleme komutlarını anlattık. Katı modellemelerle alakalı uygulamalar yaptık. Akabinde montaj komutlarını anlattık. Montajla ilgili tasarımları paylaştık. Teknik resim komutlarını anlattık. Teknik resimle alakalı çok detaylı bir eğitim hazırlamadık arkadaşlar. Şöyle açıkladım teknik resim modülünü. Belli başlı kullanacağınız komutları anlattık. Örneğin bir tane videomuz komple resimlerle alakalı oldu. Yani sizler bir tasarım yaptığınızda montaj resmini nasıl çıkartırsınız? Bununla alakalı ki detaylı bir video. Akabinde parça teknik resmi nasıl oluşturulur? İşte kesit görünüş, döndürülmüş kesit, işte efendime söyleyeyim kademeli kesit. Bu detayları sizlere anlattık. Antet düzenleme vesaire şeklinde. Teknik resim modülü bu şekilde arkadaşlar. Bunun yanında örneğin bakın basit şekilde 2B çizimler yaptık. Ortalama 10 tane. Örneğin işte 8. uygulamamı açıyorum şöyle sizlere göstermek adına arkadaşlar. 2B komutları anlattıktan sonra bu şekilde basit çizimlerle komutları pekiştirdik. Örneğin şöyle bir uygulama açalım bakın. Gördüğünüz gibi
Tekrar close diyorum. Şimdi bunun yanında 3 boyuttaki çizimlere bir bakalım. 3B çizim dosyalarına giriyorum. Mesela kanalda paylaştığımız 33. katı model örneği. Burada sizlere farklı bakış açıları kazandırmaya çalıştık. Yani program içerisindeki işte plane komutudur, extrude vesaire şeklinde tüm komutları kullanmaya çalıştık arkadaşlar. Şuradan preview diyelim. Şöyle bir tık daha karmaşık bir parçam var mı arkadaşlar? Ona bakıyorum. Örneğin bakın open diyorum. Şu şekilde bir eğri boru çizimini sizlerle aynı şekilde paylaştık. Yani katı model içinde arkadaşlar özellikle bu modüller diğer modüllerin temeli olduğu için basit düzeyden karmaşık seviyedeki parça çizimlerine kadar sizlere bu modülü anlatmaya çalıştık. Örneğin şöyle bakın bir kasna çizimimiz var. Bu şekilde göründüğü gibi kesit nasıl alınır? Aynı şekilde bunu da sizlerle arkadaşlar paylaştık. Yani katı modelle alakalı çok fazla uygulamamız var. Şöyle baktığımız zaman bakın 37 benim şu anda gördüğüm. 37 yani ortalama 40 tane parça çizdik arkadaşlar. Başka herhangi bir YouTube kanalında bulamayacağınız kadar parça mevcut burada. Bunun yanında montaj komutlarını anlattık ve bununla alakalı montajla alakalı arkadaşlar 11 tane proje tasarımımız var. Bakın proje 1 yani basit 2-3 parçalı montajlardan başladık. Polimer blok, 4 kol mekanizması, bunun kinematik analiziyle alakalı bir videomuz var. İşte kelebek vana tasarımı, mengene tasarımı, kem ilişkisini anlatmak adına bir kam sistemi koyduk. Tekerlek sistemi, işte slider mekanizma yani hareketli kinematik analizi de içinde barındıran mekanizmalar tasarladık. Örneğin bir de yataklama sistemi. Mesela örnek olması adına şöyle bir mengene tasarımını açmak istiyorum arkadaşlar. Bunun montajını open diyorum. Bakın tüm detaylarıyla birlikte mengene tasarımını yaptık. Şöyle tekrar bir de örnek olması adına mesela ne açalım? Kelebek vana diyelim. Bunun montajını açıyorum arkadaşlar. Tüm parçalarını montajladık ve yeri geldi burada toolbar modülünü de kullandık. Yani nasıl civatayı kendiniz modelleyebiliyorsunuz bunu Creo parametrikte bulunan hazır kütüphaneden de çağırdık. Dolayısıyla sizlerle paylaştığımız montaj uygulamaları arkadaşlar içerisinde basit mekanizmaları biraz daha karmaşık hareketli mekanizmalar. Mesela şu slider mekanizma dediğimiz aslında basit gibi gözüken ama hareketli bir montaj. Örneği tüm detaylarıyla montaj modülünü de anlatmaya çalıştık arkadaşlar. Tabii bu aşamada sizlerle şu dosyalarda paylaştık. Bakın montaj projeler çizim dosyaları diyorum. Örnek veriyorum. Ne var burada? İşte rack pinyon ilişkisini bakın. Zincir dişli ilişkisine kadar anlattık arkadaşlar. Kem ilişkisi aynı zamanda dişli ilişkilerini bu eğitim seti içerisinde anlattık. Özellikle şu konuda büyük bir eksiklik var arkadaşlar YouTube'da. Örnek veriyorum, iki tane dişliyi programa çağırıyor, montaj yapıyor. Ancak dişliyi nerede nasıl getirdiği belli değil, dişliyi nasıl çizdiği belli değil veya montajda bunu kullanmak için örneğin bir point ataması gerekiyor. Ancak bu konuda siz çok fazla uğraşabiliyorsunuz. Onu orada göremediğiniz için buna da çok fazla dikkat ettik. Yani bir dişli montajını anlatacaksak bu dişliyi ben sizlerle birlikte tasarlayıp o şekilde anlattım arkadaşlar. Bu da hakikaten önemli bir konu. Eğitim seti içeriğiyle alakalı umarım açıklamalar yeterli olmuştur arkadaşlar. Kafanıza takılan şeyler olursa yorumlar kısmında belirtin yine yardımcı olalım. Sizler için de umarım güzel bir eğitim olur. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Videolarımızda görüşmek üzere.